bu akşam oynanacak olan dev karşılaşma öncesi detayları anlatacak. Ata Selçuk, seni dinliyoruz. Fatih Demirkol, teşekkür edelim. Konta Transfer'deki herkese iyi yayınlar diliyorum. Hem sana hem Sercan Hamzoğlu'na ve Burhan Can Terzi'ye. Bugün gerçekten sezonun belki de ilk önemli maçı var. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Maç saat 21.45'te başlayacak ve maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Biz de şimdi şu anda maçın oynanacağı stadın hemen önünden seyircilerimizle buluşuyoruz. Öncelikle iki takımdan notlarımızla başlayalım. İki takımda da maç öncesinde önemli gelişmeler var. İlk olarak Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'da ilk maç Kayserispor deplasmanında alınan 0-0'lık bir beraberlik vardı. Son şampiyon sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı ama diğer cepheden de Avrupa'da gerçekten her şey Galatasaray'ın istediği gibi gidiyor. En azından skor olarak hafta içi de Molde ile oynanacak bir maç var. O maç öncesi de Galatasaray Trabzonspor'a karşı çok önemli bir maça çıkacak. Galatasaray'da bugün bir eksik, bir şüpheli oyuncu var. Kim bunlar? Bir eksik Tete. Bilindiği üzere henüz Tete'nin şu anda daha lisansı çıkartılmadı ve bu yüzden de Galatasaray oyuncudan henüz faydalanamıyor. Tete bugünkü maçta forma giyemeyecek. Diğer isimse Zaha. Zaha maçta geçirdiği sakatlıktan dolayı, Olimpia Ljubljana maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı ağrı hissettiğini söyledi ve bu yüzden de son iki antrenmana çıkamadı Galatasaray'da. Bugün de oynayıp oynamayacağı şüpheli. Son aldığımız bilgiler oyuncunun oynamaya çok yakın olmadığı, yani oynayamayacağı yönünde bilgiler alıyoruz. Burhan Can Terzi de programın başında bundan bahsetti. Şu anda bununla ilgili değişen bir durum yok. Zaha'nın ya bugün olsa da geniş kadroda yer alır, 11'de olmaz. Şu anki en azından gördüğümüz tablo bu. Galatasaray'da Zaha'nın oynamayacak olması da tabii ki Kerem Aktürkoğlu'nu sol kanatta göreceğimiz anlamına geliyor. Çünkü Kerem sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Zaha'nın da henüz hazır olmadığını Olimpia Ljubljana maçında gördük. Okan Buruk orada açıkçası şu an istediği performansı alamadı henüz oyunculardan. Ama bugün Kerem Aktürkoğlu zannediyoruz ki ilk 11'de olacak. Şimdi deplasman ekibi Trabzonspor'a bakalım. İki sezon öncenin şampiyonu Trabzonspor devre arasından hemen sonra Nenad Bjelica ile anlaşmış ve Bjelica yeni kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlamıştı geçen sezon. Bu sezonda sene başında özellikle tam olarak kendi kadrosunu kurmaya başladı. Hatta Trabzonspor kadroyu tamamlamaya çok yakın, bunu söyleyebiliriz. Bjelica'nın öğrencileri ilk maçta Antalya Spor'u konuk etmişti ve 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Lige galibiyetle başladı. Tabii bu sene Trabzonspor'un Avrupa'da olmaması da diğer bir yönden sadece lige odaklanmasını sağlıyor. Ve bu yüzden de Trabzonspor ilk maçı galibiyetle de başlayarak büyük bir avantajlı olduğu sezonda büyük bir galibiyetle başlayarak taraftarlarına bir moral verdi. Bunu söyleyebiliriz. Trabzonspor'da 4 eksik var. Edin Visca, Orsic, Fernandez ve Hüseyin Türkmen bugün Galatasaray karşısında forma giyemeyecekler. Tabii Visca'nın yerine kimin oynayacağı büyük bir soru işaretiydi. Son aldığımız bilgiler Abdülkadir Ömür'ün orada oynayacağı ve Abdülkadir Ömür'den boşalan 10 numara pozisyonda da Enis Bardi'nin görev alacağı şeklinde bize son gelen bilgiler Trabzonspor cephesinde. Trabzonspor'da yeni transfer Ryan Bania, siz de yakından takip ediyorsunuz, stüdyodakiler için söylüyorum. Özellikle geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezon sıkça büyük takımlarla adı anılan bir isimdi. Ve yaklaşık 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Fatih Karagümrük'ten Trabzonspor'a transfer oldu. Ryan Bania'nın bugün kadroda olduğunu söyleyebiliriz. 11'de oynama ihtimalini çok yüksek görmüyoruz ama kadroda. Diğer bir yeni transfer Fontas'ta maç eksiği bulunduğu için Nenad Bjelica tarafından bugün tercih edilmedi. O Galatasaray karşısında Fontas forma giyemeyecek. Şimdi transfer tarafına geçeyim. Trabzonspor'dan bir transfer gelişmesi var, onu paylaşalım. Sonrasında sizin sorularınızla, cevaplarınızla devam edebiliriz. Maxi Gomez bugün Galatasaray karşısında son maçına çıkıyor olabilir. Kadiz'den bir teklif aldı Trabzonspor ve anlaşma aşamasında, bunu söyleyebiliriz. Kadiz satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptı Maxi Gomez'i. Gomez geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un çok önemli oyuncularından biriydi. Gerçi beklenilen performansı tam anlamıyla sergileyemedi ve o potansiyele tam olarak ulaştığını söyleyemeyiz. Ama o dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir oyuncuydu. Daha sonrasında Trabzonspor'a imza atmıştı. Ve bu sezon gerçekten
Ondan beklentiler çok büyüktü, onu söyleyebiliriz ama Kadiz'den gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifi kabul edilmek üzere son pürüzler transferde ve Galatasaray-Trabzonspor maçı Maxi Gomez'in Trabzonspor'daki son maçı olabilir Fatih Demirkol. Teşekkür ediyoruz.